Merhabalar, herkese iyi haftalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta özellikle kıymetli madenler açısından oldukça zorlu bir haftaydı. Bu hafta da gene aynı şekilde satış baskısının etkili olacağı bir hafta olarak gözükmekte. Her hafta yayınımıza Brent Petrol ile başlıyorduk ama isterseniz bu hafta Ons Altın'la ve kıymetli madenlerle başlayalım ve onlara göre gidelim. Evet, Ons Altın'da biliyorsunuz bu siyah bantlarımız vardı. Aşağıdaki siyah bantın gelmesini bekliyorduk ama burada bu bandın da altına geçti geçtiğimiz hafta. Tabi burada özellikle zarar keslerin, stop lossların etkili olduğunu gördük. Çok hızlı ve sert düşüşler oldu. Bu haftaya da sert düşüşle başlıyor. Geri çekilmeler devam ediyor. Ama şu bölgenin çok destekler açısından güçlü bir bölge olduğunu düşünüyoruz ki zaten 1792'nin altındaki her bölge ben alım için orta ve uzun vade çok iyi seviyeler olduğunu düşünüyorum. Burada ne kadar aşağıya gevşeme olursa o kadar daha getir potansiyeli artacaktır. Zaten özellikle şu bölgelerde, yani bu bölgeler orta ve uzun vadeli trendin alt seviyelerine doğru oldukça yaklaşmakta ki bu seviye 2018'den başlayan yükseliş bandında. Ve şu bandı da görüyorsunuz. Bu da 2015'ten gelen bir band. Tabi bu noktada bir de ortalamalara da bakmak lazım. 200 günlük ortalamanın altına geçilmiş durumda. Ama bu seviyede ne kadar kalıcı olacak göreceğiz. Bunun aynısını Mart ayında da görmüştük. Mart ayında da 200 günlük ortalamanın altına gelmişti. Sonrasında hızlı bir toparlama olmuştu. Gene aynı şekilde bir toparlama olacak mı? Benim beklentim... Evet, belki aşağıya doğru sarkmalar da olabilir. Belki bir miktar daha geriye de gelebilir. Ama ben 1792 seviyesi benim hediye seviyemdi. Ons altında geri çekilme için bunun altındaki her fiyat bence bir miktar daha panik satışları, panik fiyatlaması olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde zaten 2021 yılında bu seviyelerin daha üzerinde kapatacağını düşünüyorum. Daha üzerindeki seviyelerin göreceğini düşünüyorum. Ama tabii kısa vadeli bir satış baskısının oluştuğunu söylemek mümkün. Bu satış baskısı bu hafta da devam edecek gibi gözüküyor. Burada nerede dengelendiğine bakmak lazım. Dengelenme olduktan sonra da burada alım tarafının daha ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Kısaca böyle. Hemen gümüşe bakacak olursak, gümüşte de zira aynı beklentim var. Bu siyah bantı beklentim vardı. Ons altında bu siyah banda ulaşmamıza rağmen gümüşte ulaşamadık daha henüz. Bu da gümüşteki tabii bir miktar daha canlı olduğunu gösteriyor ama ben bu seviyenin gümüşte de görüleceğini düşünüyorum. 21 seviyeleri de aynı ons altındaki gibi orta ve uzun vade benim için iyi bir alım fırsatı olacaktır. Tekrar tüm kıymetli madenler için altını çizmek lazım. Düşük faiz ortamı, hatta negatif faiz ortamı, yüksek likidite, ilave teşvik paketleri beklentisi, bunun yanı sıra düşük dolar endeksi beklentisi önümüzdeki sene için devam ediyor. Bu anlamda bu varlık fiyatları için yukarı yönü işaret etmekte. Bu anlamda aşı haberleriyle beraber kıymetli madenlerde bir satış yaşanıyor. Aşı haberleriyle birlikte riskten kaçınma fiyatlarının kıymetli madenler üzerine çıktığını gözüküyor. Fakat orta ve uzun vade buradaki fiyatlamalar bana kalırsa yukarı yönlü devam edecektir. Bu da bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Platine bakacak olursak platindeki güçlü seyir devam ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de platinin endüstriyel alanda da kullanıyor olması. Zaten gümüş, ons altın ve platine bakacak olduğumuz zaman riskten kaçınma fiyatlamasını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada ekonomiler açılacak diye platin fiyatı yukarı doğru yönelirken ons altın ve gümüşte satışlar var. Bu da ons altın ve gümüş üzerindeki riskten kaçınma fiyatlamasının çıktığını, bu amaçlı olan para girişinin tekrar çıkmaya başladığını görüyoruz. Daha sonra dengelenme olduktan sonra burada yukarı yönlü, ons altın ve gümüşte yukarı yönlü fiyatlamalar görecektir. Platinde zaten bunun etkisini de görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman 1017 seviyesi önemli. Biliyorsunuz 1017 seviyesi geçilmeden ben platinde çok fazla pozitif olmayacağım. Aşağıda da 890 seviyesi var. Bu aradaki yatay salınım devam ettiği sürece ben Platin'den bir miktar daha çekimser dururum. 1017 geçildikten sonra burada bakmak lazım. Tabii ki son dönemde özellikle üretim arzının azalmasıyla beraber üretim açığı oluşacağı beklentisi platin fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu normal karşılanması lazım çünkü uzun yıllardan beri üretim fazlası vardı. İlk defa üretim açığı beklentisi oluşuyor. Bu nedenle fiyatlamaların yukarı gitmesi normal. Hatta bu fiyatlamaların 1017 seviyesinin ben üzerine bu seviyeleri zorlamasını hatta üzerine çıkmasını beklerim. Bu beklentilerle beraber. Yani aslında evet 1017-890 arasında ben nötr kalmayı tercih ediyorum. Fakat şu anki görünüm bu fiyatlamanın yukarı kanal bandının üst bandını zorlayacağını hatta üzerine çıkabileceği beklentisini de beraberine getiriyor. Bunu akılda tutmak lazım. Hemen platine bakacak, paladyuma bakacak olursak, paladyumda ben zaten pozitif olduğum emtialardan bir tanesi. Ekonomiler açılmaya başladıkça paladyumda yukarı yönlü fiyatlamalar devam edecektir. Şu an senelerden beri üretim açığı olan bir emtia. Bu üretim açığının da devam etmesi bekleniyor talep nedeniyle. Çünkü yoğun talebi olan bir ürün. Bu da fiyatlamaların yukarı doğru gideceğini gösteriyor. Görüyorsunuz şurada iki tane siyah çizgiyle çizdiğim bant var. Bu bandın içerisinde salınımı devam ediyor. Bu da Temmuz'dan beri gelen bir bant. Yukarı yönlü bir bant. Altında 2341 seviyesi yüzeyde önemliydi. Bunun üzerinde kaldıkça pozitif olduğunu düşünüyorum. Ki şu anki seyirde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini işaret ediyor. Bu anlamda paladyumda pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Hemen son olarak Brent Petrol'e de bakacak olursak. Brent Petrol'deki görünüm zaten önceki haftalarda da konuşmuştuk. Siyah bandın üzerine attı. Yatay kanalın üzerine çıktı. Evet iyi bir imserlik var aşı haberleriyle birlikte. Ama 49 seviyesinin önemini görüyorsunuz. 2 günde bu seviyenin üzerinde kalamadı. Zaten konuşuyorduk. Evet iyimserlik var ama çok da fazla hızlı bir hareket beklememek lazım Brent Petrol'de. Açıkçası ben şu seviyenin tekrar test edilmesini beklerim. 46'lı seviyeler tekrar bu seviyelerin görülmesi şaşırtıcı olmaz Brent Petrol'de. Çünkü talep tarafı evet geleceğe yönelik fiyatlamalar gelmeye başladı. Aralık ayında beklediğimiz geleceğe yönelik beklentilerin fiyatlanmasının Kasım ayından başladığını gördük. Bunun da en büyük etkisi aşı haberleriydi. Fakat hala talep yetersiz. Bunu da dikkate almak lazım. Üretim fazla. Burada yatay yukarı hafif salınımların devam edeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir fiyatlama olacaktır. Son olarak da dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi destek seviyelerinin altına geçti. Yükselen trend görüyorsunuz. Burada uzun vadeli bir yükselen trend vardı. 2011'den gelen. Bu trend kırılmış durumda. Aşağı yönlü ve destek seviyelerinin altına doğru geçmeye çalışıyor. Bu açıdan baktığımız zaman görüntü teknik anlamda negatif. Fakat şunu da dikkat etmek lazım. Yani ben nedense çok fazla evet dolar endeksi değer kaybetmeye devam ediyor. Zaten bir beklenti var. Değer zayıf kalmaya devam da edecek zaten. Fakat aşağı marjın da bir miktar azaldığını düşünüyorum. Ama bu anlamda bu trendin kırılmasıyla beraber 88'li seviyeler de görülürse çok da şaşırtıcı olmaz. Ama bunun bir anda görüleceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. 2021'in geneline yayılan bir geri çekilme olacaktır. Bu da baktığımız zaman emtia fiyatlarını da yukarı yönlü itecek olan faktörlerden bir tanesi. Normalde dolar endeksindeki bu hareket çok sert fiyatlamalara da yol açardı. Evet ons altında, gümüşte çok sert fiyatlamalar gördük ama diğer emtialarda bu çok fazla yaşanmadı. Genel olarak bu hafta zorlu olacak. Orası açık. Ons altın ve gümüşteki fiyatlamalara dikkat etmek lazım. Yatırımcılar bu noktada dikkatli olması lazım. Bu hafta çok hareketli seanslar olacaktır. Hareketli günler olacaktır. Fiyat marjları artabilir. Ons altında ve gümüşte aşağı ve yukarı sert hareketler olabilir. Bu anlamda fiyatların dengelenmesini görmek, eğer tek alım yapacaksanız fiyatların dengelenmesini görmek yatırımcılar için önemli. Fiyatlar dengelenip belli bir destek oluşturduktan sonra alım amaçlı düşünmek lazım. Eğer parçalı alım yapıyorsanız bu seviyeler ons altın için çok iyi seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Umarım herkes için güzel, keyifli ve getirinin yüksek olduğu bir hafta olur. Tekrar görüşmek dileğiyle.